Bir de şöyle alayım. Senin çok tuhaf huyların var şef. Hep olmaman gereken yerlerdesin. Öyle mi? Neymiş o olmamam gereken yerler? Benim nişanım mesela. Ne işin vardı senin o evde yüzük takarken? Ya da burada terasta? Yoksa planlı mı o gittik almalar falan? Oo, bakıyorum doktor aşk dedektif olmaya karar vermiş. Bana bak, bu format tutar ha, yap sen bu programı. Kayıpları falan vursun, böyle perdeler açılır. Sen sonsuza kadar restoranda kalacağını mı zannediyorsun? Ondan mı bu özgüven? Evet. Naz'la birlikte restoranda yapmak istediğimiz şeyler var. Onları yapana kadar buradayım. Umarım büyük hayaller kurmamışsındır şef. Gidişine az kaldı. Gidişin yakın. Buna sen mi karar veriyorsun? Hiç sanmıyorum. Siz burada mıydınız? Hah, hayatım. Ben de seni bekliyordum. Ben işe geçecektim ama. Hayır, ben buna izin vermiyorum. Bana gidiyoruz. Şefin zaten işin başında. Seni de ben bırakayım o zaman şef. Hadi. Harika. Biz de restoranda bir şeyler içeriz. Süper. Hadi gel. Arabam şu tarafta. Ya aslında benim yapmam gereken başka bir iş vardı. Lütfen kusuruma bakma. Gelmiyor musun? Yani kusura bakma. Hatta arıyorlar. Kusura bakma. Alo, Ergin. Lütfen bana bir şey bulduğunu söyle, lütfen. Bu herifin foyasını ortaya çıkarttığımızı söyle. Kardeşim, bulduk. Direkt yanımıza gelsen. Taylan'ın maskesi bugün düşüyor. Tamam, hemen geliyorum. Taylan? Efendim hayatım. Yeni mi bu? Bakayım. Oho, eskidi bile. Artık düşün. Ne kadardır gelmiyorsan. Restoran diyeceğim, kızacaksın. Sevgilim, ben sana asla kızmam. Seni mutlu eden şey... Beni de mutlu eder. Ama biliyorsun işler hiçbir zaman bitmez. Hayatsa akıyor. Anladım. Yine önceliklerin diyeceksin. Ama artık konuşmasak bunları bir anlamı yok zaten, öyle değil mi? Yani taktık yüzükleri, daha ne istiyorsun diyorsun. Şaka yaptım. Ciddiye alma. Sevdiğin tarçınlı kurabiyelerden var, getireyim mi? Yersin. Ben sade severim aslında.
Efendim hayatım? Hı? Yok bir şey. Afiyet olsun. Nasıl? Sevdin mi? Güzeldi. Yemek söyleyelim, bir bölüm daha izleyelim. Hatta akşam bende kal, bütün sezonu bitirelim. Aslında Şebnem bugün çok yalnız kaldı. Yardıma ihtiyacı olabilir. Ya sonuçta Şebnem senin ortağın değil mi? Biraz da o sorumluluk alsın. Alıyor zaten de. Efendim Sumru? Ha öyle mi? Yok, orada değilim ama geçerim şimdi. Tamam, tamam. Görüşürüz. Gidiyorsun. Sumru bugün çekilen fotoğraflardan ilk seçtiklerini getirecekmiş. Hem de kutlama yapalım diyor. Sen de gel. Olur. Ben de merak ediyordum zaten fotoğrafları. Gidelim o zaman. Selam. Bora, iyi misin? Bu ne hal Boracığım? Korkma. Seni rezil etmedim. Kimse görmedi Taylan'ın kardeşini dayak yerken. Biraz canın sıkkın galiba. Evet, sıkkın. Berbat bir gün geçirdim çünkü. Boracığım, konuşmak ister misin? Hayatım, sen restorana geç, ben biraz Bora ile ilgileneyim, tamam mı? Ben de kalabilirim. Hiç gerek yok. Yani ben baş başa kalsam daha iyi olur. Seni yolcu edeyim. Ne oldu ki? Ya bilmiyorum, şimdi ben öğrenirim. Sen hiç merak etme. Ben seni ararım. Tamam. Görüşürüz. Haber veririm ben sana. Görüşürüz. Artık gündüzden mi başlıyorsun sen içmeye? İçmedim. Aklım başımda. Hiç öyle görünmüyordun ama. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bana bak. Naz'ın aklını mı karıştırmaya çalışıyorsun? Evet, yine her zamanki gibi bütün konu sen. Sen öyle büyük bir adamsın ki biz o büyüklüğün karşısında toz zerresi kadar kalıyoruz zaten. Bak kardeşim. Sana soruyorum. Açıkça söyle. Senin derdin ne? Derdim ne biliyor musun? Derdim sensin. Senin gölgen hep benim üstümde. Ya senin yüzünden ben ailemi saklamak zorundayım. Konuyu yine dün geceye getireceksen. Dün bugün ne fark eder ya? Ya ben sadece seni değil, kendimi de saklıyorum abi. Annemden, babamdan bahsedemiyorum kimseye. Ah ne acı. Senin o çok kıymetli ailen benim hayatımı mahvetti. Bizi yıllarca ayrı bıraktılar. Sen neden bahsediyorsun? Böyle yalandan bir hayat kurunca unuttun mu geçmişi? Ne olursa olsun o insanlar seni dünyaya getirdi, büyüttü. Sonra da kendi elleriyle yok ettiler. Böyle her şeyi mükemmel yaptığını sanıyorsun ya. Bir bok yaptığın yok aslında. O hayranlar falan da yalan. Bir o kadar insan da senden nefret ediyor. Sahte olduğunu biliyorlar. O sahte adam sayesinde sen bu hayatı yaşıyorsun. Sen de, ailen de. Ya bir geç Allah aşkına ya. Hiç seçme şansı verdin mi bana? Hı? Hiç sordun mu istediğin bu mu bakalım? Neyini soracağım ben sana? Çocukluğundan beri ailen yanındaydı. Sonra ben yanında oldum. Sen hiç düşmedin ki. Sen düşmek nedir bilmezsin ki. Bir bıraksam elini kimse seni yerden kaldıramaz. Kimse sana yalvarmadı tut diye. Ben kendi başımın çaresine bakardım. Hiçbir şey yapamazdın. Burası güçlüler dünyası. Hayat seni sinek gibi ezer geçerdi. Şunu aklına sok. Taylan güne bakan yoksa sen de yoksun. Anladın mı? Anladın mı?
Alo Ati, şimdi gördüm mesajı. Neredesin? Tamam, hemen gel, bekliyorum. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Ne diyorsun? Ay çok güzelsin kızım ya. 40 yıllık modeller gibisin. Abartıyorsun. Şefe ne diyorsun? Adam vallahi gözleriyle hikaye anlatıyor. E tabii, anlayana. Evet, iyi çıkmış o da. İyi mi? Gerçekten mi? Yani. Naz, bak tatlım. Yani beni biliyorsun. Ben öyle hep açık bir hatundum. Benimki göz çapkınına falan da değil. Birini beğenirsem açıktan belli ederim. Seni şefe de belli ettim. Ama o bana pas vermedi. Bu arada gerçekten çok centilmen biriymiş. Yani ne beni bozdu, ne karşılık verdi. Ben bunu bir düşündüm biliyor musun sonra? Yani dedim ki bir erkek acaba benim gibi bir kadını neden reddeder? Buldum sonra da. Naz. Baksana şuraya. Fotoğraflara bakınca anladım. Neyi anladın? Nasıl yani? Naz. Sen bu fotoğraflarda ne görüyorsun? Hı? Yani sen ne görüyorsun bilmiyorum ama ben bir şeyler görüyorum. Sen bunu bir düşün istersen. Dekor, hepsinin etkisi var. Ben fotoğraflardan bahsetmiyorum. Buna mı atıyorsun? Evet, mani alın. Oo, şefimiz de gelmiş. Ay sonunda ya. Naz Hanım, çıkacaktım ben ama oturacaksanız kalabilirim. Buyurun şimdi. Aa, Kandemir Bey lütfen. Bakın hep çalışmak olmaz. Bugün eğlencemize eşlik ediyorsunuz, tamam mı? Olur. Bir şeyler içmeyecek miydik sadece? Az önce patronumdan bu sayının çekimleriyle ilgili aşırı büyük övgü aldım. O yüzden. Ya eğleneceğiz bugün ve bu başarı hepimizin, tamam mı? Hadi. Böyle olmaz.
Gittiler mi? Sumru giderken bunu bıraktı. Bir de çerçeveletmiş etmiş. Belki de konuşmak için en doğru zamandır. Ya Şebnem bak, ben gerçekten anlamıyorum. Bu adam benim ne ara bu kadar hayatımın içine girdi? Ne hakla tutturuyor konuşalım da konuşalım diye? Hayır, ne söylememi bekliyor onu da anlamıyorum. Sence? Bence derken ortada konuşacak bir şey yok. Nazcığım, yani ortada konuşacak bir şey olmasaydı gecenin bir saate çık gel diye beni aramazdın, değil mi? Ya, benden sürekli bir şeyleri açıklamamı bekliyor. Ben de tamam, madem o kadar konuşmak istiyorsun o zaman konuşalım diyorum. Ne? Arkadaşım sen bir açık olsana bana ya. Ha? Bak bu adam senin bütün ezberlerini bozdu. Bozdu. Bütün o kurallarını, duvarlarını hepsini yıktı geçti senin bütün bu paniğin o yüzden. Sen bir kendine baksana, senin elin kolun durmuyor Fırat'tan bahsederken. Ay vallahi kusura bakma, kendimi tutamayacağım artık, dayanamayacağım, söyleyeceğim. Bence sen bu adama karşı bir şeyler hissetmeye başladın ama kendine bile itiraf edemiyorsun. Şebnem saçmalama. Taylan'la nişanlıyım ben. Ya nasıl olur, ben başka birine nasıl bir şey hissedebilirim? Olmaz, mümkün değil. Buyurun efendim. Bir kadeh de kendine doldur. Tabii efendim. Nasıl çektik havan ipini? Ben de bu şef dişli çıktı diyordum. Baksana pat diye düştü önümüze. Demek ki neymiş? Doktor aşkın alt edemeyeceği kimse yokmuş. Kesinlikle efendim. Zaten sizin zekanızın karşısında durabilecek birinin olması mümkün değil. Bana bak. Hı? O saf bıyıklı çocuk var ya. O kesin buraya bir şey için geldi. Bir derdi vardı. İyice baktın değil mi, her yere bir şey alamamış. Tabii efendim, her şey yerlerinde, kontrol ettim yani. Efendim bence bununki cahil cesareti. Şimdi bu sizin Fırat Şef'le aranızdaki gerginlik var ya, bu da şuursuz gelmiş işte, sizin bir açınızı bulacak, ondan sonra gidecek arkadaşının gözüne girecek. Bence öyle. Olsun olsun. Biz yine tedbiri elden bırakmayalım. Bir kere açık veren yine verir. Peşlerini bırakma. Siz hiç merak etmeyin efendim. Ben adım adım bunların peşinde olacağım. Nazlıcığım, seni gayet iyi anlıyorum. Ama benim dediğimde de bir şey yok ki. Yani aklın karışabilir. Robot değiliz ki biz arkadaşım. Yani duygularımız, doğrularımız, yanlışlarımız. Ama hepsinden öte kalbimiz var. Tamam bak, anlıyorum. Taylan'a bir söz verdin. Evet. Ama sen de insansın. Artık şu aklının kalbini esir almasına izin verme. Sal bir şu doğrularını bir kenara ya. Fırat'a karşı bir şey hissediyorsan da hissediyorsun. Bu seni kötü biri yapmaz. Hayır canım, ne münasebet. Biz Taylan'la birbirimize bir söz verdik. Hayaller kurduk. En önemlisi de güvendik. Bak Taylan benim bu hayatta gözüm kapalı güvenebileceğim birkaç insandan biri. O yüzden hayatta onu asla incitecek bir şey yapmam.